25 Mart Cuma, Sol Haber Korkut Boratav NATO'nun genişlemesi, Gorbaçov'a söylenenler Geçen hafta bu köşede Sovyetler Birliği sonrasında NATO'nun doğuya doğru genişleme aşamalarını gözden geçirdim. Ukrayna işgali bu sürecin son aşamasını durdurma gerekçesiyle başlatıldı. Endişeyle izliyoruz. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin evveliyatı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıllarına uzanır o döneme göz atmadan Ukrayna krizi tam anlaşılamaz. Bildiklerimi, öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Berlin Duvarı Kasım 1989'da yıkıldı. O tarihte Varşova Paktı üyesi olan Doğu Almanya'da Sovyet askeri üsleri vardır. NATO üyesi olan Batı Almanya ile birleşmesinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından onaylanması zorunludur. Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un Batı ittifakı tarafından ikna edilmesi gerekiyordu. Doğu Avrupa'daki komünist rejimler de son bulurken NATO'nun Sovyet topraklarına doğru genişlemeyeceği defalarca vaat edilecek Gorbaçov Almanya'nın birleşme antlaşmasını Eylül 1990'da imzalayacaktır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Aralık 1991'de tarihe karıştı. 2017'de gizliliği kaldırılan bir dizi Batı belgesi Yunanistan'daki bir web sitesi tarafından yayınlandı. 1 Şubat 1990 ile 1 Temmuz 1991 arasındaki tarihleri taşıyan 30 ABD, Alman, İngiliz ve Fransız resmi belgesi yer alıyor. İçerilen bilgiler 1989'dan başlıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son yıllarını da ışık tutuyor. Özetleyip değerlendirelim. En eski bilgi Aralık 1989'da Sovyet ve Batılı liderler arasındaki Malta zirvesine aittir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, Gorbaçova, Berlin duvarının çökmesini Sovyet çıkarlarını zedileyecek biçimde kullanmayacağız diyecektir. Gorbaçov, Almanya'nın birleşmesine henüz onay vermemiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin güvenliği hususunda tedirginliğinin giderilmesi gereklidir belgelere göre CIA Başkanı Robert Gates, Gorbaçov, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine inandırılmalı, bu konuda şimdilik suskun kalınmalı görüşündedir. Gorbaçov'u ikna etmeyi üstlenenlerden biri ABD Dışişleri Bakanı James Baker'dır. 9 Şubat 1990'da Sovyet lideriyle görüştüğünde NATO doğuya doğru bir santim bile ilerlemeyecek diyecektir. Bu konuda Batı Almanya'nın tutumu önemlidir. 31 Ocak 1990'da Batı Almanya Dışişleri Bakanı Genscher bir açıklama yapıyor. Almanya'nın birleşmesi Sovyet güvenlik çıkarlarını zedelememelidir. Bu nedenle NATO'nun doğuya Sovyet sınırlarına doğru genişlemesi söz konusu olmamalıdır. 10 gün sonra Şansölye Helmut Kohl Moskova'da Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını teyit ediyor. Gorbaçov'da, NATO Doğu'ya doğru genişlemezse Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Almanya'nın birleşmesini onaylayacağını açıklıyor. Şubat-Eylül 1990 arasında Batılı liderlerin Gorbaçov'u ikna çabaları devam etti. Bu çabaların mayıs'ta yoğunlaştığını gözlüyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Baker ve Başkan Bush Gorbaçov'la görüşmelerinde Almanya'nın birleşmesi sonrasındaki hedeflerini, önceliklerini açıkladılar. NATO'nun askeri ve siyasal olarak yeniden yapılandırılması gereklidir. Doğu Avrupa'yı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayırmak istenmemektedir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu içinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dahil herkesi kapsayacak yeni, meşru bir Avrupa oluşturulmalıdır. Başkan Mitterrand Moskova'da, Başbakan Thatcher Londra'da Gorbaçov'a benzer mesajlar verdi. Thatcher, NATO'nun giderek siyasal bir ittifaka dönüşme eğiliminde olduğunu, bu süreçte AGİK'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin de katılımıyla önem kazanacağını vurguladı. NATO'nun Sovyet sınırlarına doğru genişlemeyeceği bu dönemde defalarca vaat edildi. Ama bu güvence yazılı resmi bir belgeye dönüşmedi. Tutanaklarda, Batılı liderler yetkililer arasındaki iletişimlerde, yazışmalarda yer alıyor o kadar. Gorbaçov sözlü güvenceleri yeterli bulmuş olacak ki 12 Eylül 1990'da iki Almanya'nın birleşme antlaşmasını imzaladı. Antlaşmada NATO'nun genişlemesini sınırlayan herhangi bir engel yer almıyordu. İncelediğimiz belgelerde değinilip geçen bir ayrıntı da var. Birleşme gerçekleşmeden önce Doğu Almanya'daki Sovyet üsleri kapatılacak, askeri lojmanların Rusya'da inşasını Batı Alman hükümeti üstlenecektir. Bu yükümlülük Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin tarihe karışmasına Sovyet liderinin rıza göstermesinin karşılığıdır. Gorbaçov, Sosyalist Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni bir anlamda ucuza satmıştır. Belgelerden anlaşılmaktadır ki batılı liderlerin sistematik bir kampanya özelliği kazanan bu çabaları Temmuz 1990'da yapılması öngörülen Sovyet Komünist Partisi'nin 28. Kongresi'ni de hedeflemiştir. Gorbaçov adım adım ikna edilmekte, Batı kamuoyunda itibarı, prestiji de yükselmektedir. Ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde hoşnutsuzluklar yaygınlaşmakta, parti içinde geleneksel, katı bir muhalefetle cebelleşmektedir. Şimdilik Gorbaçov'un parti içi konumunu güçlendirme önceliği söz konusudur. Şimdilik diyorum çünkü aynı dönemde başta CIA olmak üzere Batı istihbarat örgütleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sonunu da tezgahlamaktadır. Bu hedef bir buçuk yıl sonra gerçekleşecek. Aralık 1991'de 3 Sovyet Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Belarus'un başkanları Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son bulduğunu ilan edecektir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi'nin son kongresi bu kritik kopuş öncesindedir. Kongrede Gorbaçov'un sol Marksist muhalefete karşı güçlenmesi gerekiyordu. İncelediğimiz belgeler açıklamaktadır ki 5-6 Temmuz 1990'da Londra'daki NATO zirvesi bu amaçla Kongre ile eş zamanlı yapılmıştır. Zirvede yayınlanacak olan dönüşen NATO için Londra bildirisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne dostluk, dayanışma mesajları içermektedir ve Sovyet Dışişleri Bakanı Şevartansi'ye daha önce iletilmiştir. Bildiride NATO Varşova Paktı üyesi olan ülkeleri artık düşman olarak görmemekte ve Doğu Avrupa uluslarına dostluk elini uzatmaktadır. Bildirinin katkısı bilinmiyor. Ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi Kongresi Batı'nın umduğu biçimde sonuçlanmış, Gorbaçov'un genel sekreterliği yenilenmiş, geleneksel kanattan Ligaçev, genel sekreter yardımcılığından uzaklaştırılmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Parti iktidarına son vermeyi açıkça hedefleyen Boris Yeltsin ise kongre sonrasında partiden ayrılmıştır. Batı ittifakı açısından Gorbaçov'un işlevi bu tarihte son bulmaktadır. İncelediğimiz belgelerde aktarılmaktadır ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son döneminde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Doğu Avrupa'daki yeni iktidarların NATO'ya gecikmeden alınmasını savunmakta Dışişleri Bakanlığı ise Sovyetler'deki olumlu eğilimleri köstekleyeceği endişesiyle bu adımların ertelenmesini yayınlamaktadır. Olumlu gelişmeler ifadesiyle Yeltsin'in adım adım güçlenmesi kastediliyor. Gorbaçov önemini yitirmiştir. Fiilen devre dışı kalmaktadır. Belgelerin kapsadığı süreç Sovyet yönetiminin ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği KP'nin zirvesine etkili sızma girişimleri içermektedir. Açıklanan belgelerde bunlar elbette yer almıyor. Sızmanın parti saflarındaki bazı temsilcileri Igor Ligachev'in anılarında açıklanıyor. Gorbaçov bu dönemde Batı liberallerinin gözdesi olmuş, bu talihsiz şöhrete teslim olarak Sovyet rejiminin tasfiyesini hızlandırmıştır. Sonrası Yeltsin'in darbesi, iktidara yerleşmesi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne son vermesi, Rusya Federasyonu'ndaki düzmece seçimleri kazanmasıdır. Tümü Amerika'nın açık desteğiyle gerçekleşecektir. Geçen hafta yazdım. 1993'te Yeltsin, Polonya'nın NATO'ya katılmasını anlayışla karşılayacak, daha sonra Varşova Paktı üyelerinin tümü NATO'ya alınacaktır. Amerikalı uzmanlar tarafından gerçekleştirilen şok tedavisi Rusya'ya oligarklar kapitalizmini getirecektir. Batı ittifakı emperyalizmin uzun önemli çıkarlarını gözetseydi bu yeni Rusya'yı özümsemesi beklenirdi. Bu esnekliği olgunluğu gösteremeyecek kapitalist Rusya kesinlikle dışlanacaktır. Aktardığım belgeler ve Putin'in sonraki açıklamaları batılı liderlerin 20 yıl boyunca yalan söylediğini gösteriyor. Putin Ukrayna'da rövanş almaya kalkışıyor. Bedelini bugünlerde gözlüyor. Birazını paylaşıyoruz.